şeyi birlikte yaptık. Birlikte üzüldük. Birlikte güldük. Birlikte hayal kurup bir kuru ekmeği paylaştık. Ama ölüm bizi ayırdı. Sana söylemiştim ağa. Bir gün senin yerine geçeceğim demiştim. Şimdi şu haline bak. Kaçıyorsun. Korkak bir tavuk gibi. Ben size buradayım. Ve kaderin ağzından çıkacak kelimelere bağlı. Ama ben daha ölmedim. Aha ölmedi. Neler geçirdi? Bunu da atlatacağım. Bunu da. Eğer Feride'ye bir şey olursa sana anneni aratmayacağım. Söz veriyorum. Söz. Kendine geldiğini bir görsem. Bunun için her şeyi yaparım Feride. Her şeyi. Ne olur. Ne olur güçlü ol, ne olur. Bilal. Sana ihtiyacım var Feride. Ne cenazesi? Şu düğünde sizin şey, Mefta olmuş. Vardı ya. Aynalının yanında uzun boylu bir herif. Kadir. O ölmüş mü? Ya. Gitmiş zavallıcık. Aynalı derken o gitti ha. Tilki nerede? Ben bilmiyorum Aynalı. Yani en son polisler götürmüştü. Dükkanı bir hafta önce kapatmış. Şimdi nerede? Söyle. Ekrem abi yeni bir iş yeri açtı. Araba galerisi. Artık orada duruyor. Yeri nerede? Niye biz? Mutlu olmak hakkımız değil mi? Beni duymuyorsun. Ama hissediyorsun biliyorum. Bak hepimiz. Bütün sevdiklerim burada Feride. Canımı. Dostumu toprağa soktunuz. Aile işbirliği yaptı. Anlatacaksın lan. Söyleyeceksin her şeyi. Ben mi öldürdüm Kadir be? Git aile hallet problemini. Hepiniz hesap vereceksiniz. Bütün sevdiklerimi aldınız elimden. Babam, Zümrüt, Kadir öldüler. Sen ve senin gibiler daha ne kadar can yakacak ha? Ne kadar? Gelme üstüme Aynalı. Yakarım seni. Üstüme gelme. Nerede sen de o yürek tilki? Vururum seni Aynalı. Öldürürüm. Yaklaşma. Konuş. Nerede ağa? Nereye kaçtı? Ben bir şey bilmiyorum. Bırak beni. Söyleyeceksin. Yoksa seni öldürürüm. Bilmiyorum. Kaçmış. Yok. Her şey düzelecek. Geçecek. İnan bana. Bir sürü insanın canını bir kez daha yaktın Taner. Bu kez yaptıkların yanına kalmayacak. Allah kahretsin, buldular. Ne yapacağım ben şimdi? İkinci katta, 212 numara. Tamam yukarıda, anlaşıldı. Yukarıda. Beni yakalayamayacaksınız. Ağa yakalamak kolay değil. Polis, teslim ol. Kaçıyor. Dur kaçma, teslim ol. Ne oldu, yakaladınız mı? Dur kaçma. Kaçma, teslim ol. Dur. Yeşim. Dur. Bırak dur. Beni, bırak. Dur bebeğim, dur. Sakin ol. Onun iyi haberi geldikten sonra gideceğim. Nereye Tahir? Yine mi kayboluyorsun ortalardan be oğlum? Böyle bir anda mı? Nereye gidiyorsun Tahir?
ayı bu. Konuşacak ne çok şeyimiz var değil mi? Gecelere sığmayacak kadar çok şeyler hem de. Evet, gel bakalım. Misafirimiz mi var baba? Kenan, bu kızın mı? Anladığım kadarıyla babamla yıllardır görüşmüyorsunuz. Hoş geldiniz. Ben Dalia. Taner, hoş bulduk. Sen neden böyle giyindin yine? Böyle giyinmeyi seviyorum baba. Onlara benzemişsin. Git üstüne doğru dürüst bir şeyler giy, hadi. Üstümdekiler doğru dürüst. Sana onlar gibi giymeyeceksin dedim. Sinirlerimi bozma ve odana git. Kızın olduğunu bilmiyorum. Evet, bir kızım var. Başına buyruk, asi ve benden nefret eden bir kızım var. Kadir'i de bıraktık buraya baba. Senin, annemin, Zümrüt'ün, Rıza'nın yanına. Bitmeyecek mi? Bu toprak sevdiklerimi almaya devam mı edecek? Bu acılar hep mi çekilecek? Artık dayanacak gücüm kalmadı. Artık yüreğimde başka bir acıyı sığdıracak yer kalmadı. Hiç dönmedim. Sana verdiğim sözden hiç dönmedim. Her zaman namusum ve şerefim için yaşadım. Şimdi de öyle yapacağım. Yeminimi tutmak için gideceğim buralardan. Gideceğim. Feride. Feride, iyi misin? Zehra. İyi misin? Konuş. Konuş ne olur benimle. Yanımda mıydın Zehra? Hep buradaydım canım. Başucundan hiç ayrılmadım. Ne oldu Zehra? Herkes iyi mi? Kadir'i gördüm. Vurulmuştu. Aslı'yı aradım. Bilal yanımdaydı. İyi mi Zehra?
Herkes iyi değil mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? İyi canım. Herkes iyi. Kızım. Aslı. Aslı. Kızım. Doğruyu söyle Zehra. Kızım. Lütfen Feride. Üzme kendini. Aslı iyi. Yavrum. Kimseye bir şey olmadı. Kızım. Hepimiz bir aradayız yine. Eskisi gibi. Zehra. Hadi be aynalı be. Hadi be. Heh, geliyor. Geç mi kaldı? Biraz. Belki kendine gelmiştir diye. Gelmiştir tabii kocuğum. İyi etmişsin çiçek almakta. Feride bu çiçekleri çok sever. Onun kadar güzel değiller ama... Daha neler alacaksın ona? Daha ne güzel günler var önümüzde. İnşallah vardır. İnşallah dediğin gibi olur. Öyle koçum. Unutacağız. Zaman geçtikçe yaşadığımız bütün kötü şeyleri unutacağız. Hiç üzülme. Hiç kaygılanma. Artık kimsenin üzülmesine izin vermeyeceğim. Demek sonunda böyle bir hayatı seçtin ha? Bir çiftlikte, sakin, sessiz. Aslında bir çeşit kaçış. İstanbul'un gürültüsünden, şehrin kalabalığından. Emekli de olunca... Misafirimizin akşam için istediği özel bir şey var mı acaba? Hatice çok güzel yemek yapar. Ne istersin? Hiç fark etmez. Yemekle aram pek iyi değil. Hani güzel bir çorba yapıyorsun ya dadıcığım, ondan yap. Anneannemden öğrendi. Hani o uyduruk çorbadan. Her şeyi dolduruyorsun ya içine. Aa, uyduruk olur mu kızım? Vitamin dolu bir çorba o. Peki, peki. Utanma hemen. Vitamin çorbası. Peki, sen neler yapıyorsun Dalia? Günlerin nasıl geçiyor burada? Hiçbir şey. Babam arada sırada izin verirse geziyorum işte. Dalia hayatı hiç bilmiyor, o yüzden. İzin verirseniz öğrenirim. Ama buradan dışarı çıkamadığım için. Neden dışarı çıkamadığını çok iyi biliyorsun Dalia. Biliyorum. Hatırlatmana gerek yok. Misafirimizin yanında terbiyesizlik yapma. Otur yerine. Odama gideceğim. Otur yerine dedim sana Dalia. Otur yerine. Öğreneceksin küçük hanım. Kenan, lütfen. Senden nefret ediyorum. Senin nefret. Küçük... Dur, ne yapıyorsun? Gel, otur şöyle. Neler oluyor Kenan? Uzun hikaye. Hem de çok uzun. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Dalia, kızım, yavrum, ağlamayın. Neden? Neden böyle bu adam? Kızım, Dalia, ağlamayın. Yavrum, sen de çok asisin. Söz dinle biraz. Böyle giyinme diyor, inat ediyorsun. Benden nefret ediyor. İnsan kızından nefret eder mi dadı? Söyle bana dadı. Bilmediğin ne var? Neden benden bu kadar nefret ediyor? Yok kızım, yok. Hiçbir baba kızından nefret eder mi? Biliyorsun huyunu. Biraz aksi işte. Kimseyi sevmeme, kimseyle görüşmeme izin vermiyor. Yok öyle bir şey kızım. Sevmek istiyorum. Aşık olmak istiyorum. Biliyorum.
bir gün birisi karşıma çıkacak ve beni buradan kurtaracak. Bir daha göremeyecek miyim seni? Tahir, gelmiyor musun? Geliyorum. Korkuyorum Aynal. Kötü bir şey duymaktan korkuyorum. İyi olacak benim sana. Hadi. Feride. Bilal. Feride. Bilal. Feride iyisin. Canım. Canım. Ben çok korktum Feride. Seni kaybetmekten çok korktum. İyiyim. Bak. İyiyim işte. Herkes iyi mi Bilal? Aslı, Kadir. İyi olduklarını söyledim ya Feride. Çok iyiler. Doğru mu bu? Kızımı getirin bana. Aslı'yı getir. Onu görmek istiyorum. Getireceğim Feride. Söz veriyorum getireceğim. Canım. Yüreğim dayanmıyor. Benim yüzümden bu masum insanların bu kadar acı çekmesine dayanamıyorum. Kadir'den sonra inşallah Feride'nin de kötü haberini almayız. Allah korusun. Böyle konuşma kız. Vallahi Kadir'den sonra bir acı daha yaşarsak ben kaldıramam doğrusu. Nasıl oldu her şey? Bir anda hayatımız değişiverdi. Bir şey olmayacak. Feride'ye bir şey olmayacak. Hmm. Ay susun böyle konuşmayın. Şuradan bir taksiye binsek. Şuradan kızlar alacağız. Hangi kızlar? Elif'le Sevgi'yi. Bugün İpek'i aramışlar biz de gelelim diye. Hah, oradalar. Ah merhaba. Çok bekletmedik ya. Biz de yeni gelmiştik. Yeni bir haber var mıymış? Bilmiyorum kızım. Yok kızım yok. Ya. İnşallah hayırlı haberlerini alacağız. Hadi. Ben korkuyorum. Kötü bir şey duymaktan çok korkuyorum. Merhaba yenge. Ne? Ne istiyorsunuz benden? Bir hatırını soralım dedik. Uzun zaman oldu, görüşemedik. Görüşecek bir şeyimiz yok. Çekilin önümden. Neden kaçıyorsun yenge? Konuşuyorduk ne güzel. Bırakın kolumu. Sen bu ne cesaret? Artık öyle cesaret durumları falan kalmadı yenge. Her şey değişti. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ne değişti? Ne demeye çalışıyorsunuz? Ağa gitti, biz öylece ortada kaldık. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Bana ne sizin ağa ile ilişkinizden? Ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Gidin onu bulun, onunla konuşun. Öyle kolay sıyrılamazsın. Yolsuzuz anlıyor musun? Ben ne yapabilirim? Bırakın beni. Yıllardır aile birliktesin. Her şeyini bilirsin. Hem birikim de yapmışsındır. Bize bakarsın yani. Bırakın beni, çekilin. Size verecek tek kuruşum yok. Bana bak. Bu işten kolay sıyrılamazsın, anladın mı? Sen de ağa kadar sakat durumdasın her an. Akıbetin ona benzeyebilir. Bu ilk ve son konuşmamız yenge. Bir dahakine parayı hazır et. Yoksa hiç iyi olmaz. Herkesin hayatını mahvettin Taner. Herkes. Taner. Sen. Kaçıyorum Kenan. Ve sığınabileceğim tek yer senin yanında. Emekli bir hakimden kimse şüphelenmez diye düşündün değil mi? Neden o değil. Tek dostum. Güvenebileceğim tek insan sensin. Çocukluğumuz birlikte geçti Taner. Her ne kadar yıllar bizi birbirimizden koparsa da. Sen benim kardeşimden bile yakınsın.
Ne yaparsan yap. Başıma neler geleceğini bilsem de kapım sana her zaman açık. Sağ ol. Bunu duymak çok güzel. Peki ne yapacaksın? Ömür boyu saklanamazsın ya. Her şeyi çözeceğim. Hayatımı temizleyeceğim. Ortaya çıktığımda bir suçlu olmayacağım artık. Nasıl? Nasıl olacak bu? Daha önce de yaptım. Yine yaparım. Zamana ihtiyacım var. Çok önemli bağlantılarım var Kenan. Dikkatli ol Taner. İşler umduğun gibi gitmeyebilir. Her an her şey olabilir. Çok. İyisin değil mi? İyisin. İyiyim. Sizi görünce daha iyi oldum. Çok geçmiş olsun Feride. Çok iyi görünüyorsun. Sağ ol. Aslı. Aslı nerede? Murat'la birlikte evdeler Feride. Telaşlanma. Telaşlanma boş yere. Aslı iyi dedim ya sana. Kızımı çok özledim. İyi iyi. Aslı çok, hiç merak etme hayatım. Getirin onu bana. Kötü görünüyorsun. Eve de gelmedi. Yine geldi. İki saat kadar oluyor İpek'cim. Ama çok iyi görünüyor değil mi? Bir an önce ayağa kalktı. Düğün gecesinden beri uyumadım. Herkesin sana ihtiyacı var. Biliyorum ama sen de biraz dinlenmeli, uyumalısın. Hep bir arada olacağız. Hep bir arada olacağız. Hiç ayrılmayacağız. İnşallah. Bana uyku haram sevgi. Olanlar gözümün önünden gitmiyor. Ay aslında elimizde boş geldi. Murat nasıl? Sağ ol. Seni soruyoruz bir. Gel otur Kadriye teyze. Kızım. Canım benim. Geç. Ah kızım. Kadir'den sonra seni de kaybedeceğiz diye. Kadriye teyze. Doktor yok mu? Çabuk olun doktor. Ne oldu? Geçin çabuk. Ne geri getirecek? Çekilen bu kadar acıyı ne unutturabilir? Geliyorum. Bekle. Her şeyin hesabını sormaya geliyorum. Hayatımı mahvettin Taner. Kaçıp gittin. Yıllarımı verdim sana. Yıllarımı. Meğer ne acımasız, ne vicdansız bir adammışsın sen. Ama ben de sana öyle bir oyun oynayacağım ki. Bu da kendi kendine konuşmaya başladı.
cümlemize geçmiş olsun. Hayrola Alev? Ne bu hali? Hiç. Hiç oturuyorum öyle. Bana pek öyle gelmedi de. Sanki ağlıyormuşsun gibi. Çocuklara bir şeyler almıştım. Herkes hastanede. Feride'nin yanında biliyorsun. Feride'nin durumu nasılmış? O da Kadir gibi. Bir haber yok. Sen de çok etkilenmişsin olaylardan Alevciğim. Bu kadar üzme kendini. Daha yeni tanıyorsun bu insanları. Kötüyüm Ekrem'im. Hem de çok kötü. Neden böyle oldu? Ne istediler sanki bu insanlardan? Aa, yapma ama böyle. Olan olmuş artık. Yapılacak bir şey yok. Sen olayların nedenini bildiğin için daha çok üzülüyorsun tabii. Ben... Evet, sen. Kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. Asla. Şşş. Tamam. Sakin ol. Kendini suçlama. Bundan sonra yanında A yok ama ben varım. Üzülme. Ekrem, ben bildiğin gibi ben işin buralara geleceğini tahmin etmemiştim. Tamam canım, tamam. Hepsini konuşacağız. Hepsini. Daha kim bilir kimleri ağına düşüreceksin Ekrem Efendi. Kim bilir? Ne yaptım ben? Nereden bilirdim? Ah, nereden? Dilim tutulsaydı da söylemez olaydım. Tutulsaydı kendini kaybetti yavrucak. Aslı'ya da bir şey olduğunu sanıyorum. Feride. Ne olur bırakma kendini. Ne olur güçlü ol. Lütfen hastayı yalnız bırakın. Odayı boşaltın lütfen. Ben yanında kalayım. Yalnız kalmasın. Lütfen dışarı çıkın. Bakın ben onun eşiyim. Onu yalnız bırakmam. Bilal, yapma. Benimle gelin. Konuşmamız gerek. Nesi var doktor? Feride'nin nesi var? Gelin benimle. Söyle doktor. Feride onun... Ondan ilgi ve desteğinizi esirgememelisiniz. Biz zaten hep yanındayız. Hastanızın yaşaması bir mucize. Çok şükür. Allah onu bize bağışladı. Ya. Kurşun omuriliğe çok yakın geçmiş. Tehlikeli bir durum olabilir. Evet. Eşiniz bundan sonra evet yatağa mahkum yaşayabilir. Allah'tan ümit kesilmez. Geçmiş olsun. Bu ne demek? Tahir bu ne diyor oğlum? Bilal. Hayır bu olamaz. Ne biçim kadermiş bu, ne biçim? İnanamıyorum. Buna inanamıyorum. Oğlum. Bilal. Neden Allah'ım?
Neden? Neden? Yapma ne olur. Bilal. O benim her şeyim. Sevdiğim karım. Ben onu bu halde görmeye dayanamam. Nasıl olur? Nasıl? Feride. Wow, neden? Yemin ettim ha! Yemin! Ölsem de dönmem yeminimden! Tekrar hoş geldin Taner. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Evet. Afiyet olsun. Şuna bak. Keyfine bak. Buldu eski arkadaşını. Beyim. Ne var? Beyim gelmişler. Gene gelmişler. Ne? Gelmişler mi? Evet beyim. Nasıl? Gelmişler mi? Nasıl tekrar gelin? Bilmiyorum beyim. Peki şimdi neredeler? Her zamanki yerde beyim. Yine kasabanın dışında kurmuşlar. Yusuf. Geldin ha. Allah belalarını versin. Kaç kere kovmadık mı onları? Kaç defa göndermedik mi? Çingene bunlar beyim. Kapıdan kovsan bacadan giriyorlar. Bu defa öyle bir bela açacağım ki başlarına. Kasabalıya haber ver. Yarın onlarla konuşacağım. Peki beyim. Gelmişler işte. Yusuf gelmiş. Gelmiş. Dadıcığım. Dadıcığım duydun mu? Sen de duydun mu? Duydum kızım, duydum. Ah tamam. Uçuyorum mutluluktan dadıcığım, uçuyorum. Dur kızım, yavaş, başım dönüyor. Durmam, duramam. Bırak beni, bırak kızım. Of. Onu bir daha göremem sanıyordum. Gelmez sanıyordum. Ama geldi işte. Biliyorum, benim için geldi. Kızım, Dalyam. Ne olur bir delilik yapma yavrum. Gözünü seveyim. Onu göreceğim. Yusuf'a gideceğim dadı. Yapma. Yalvarırım yapma. Baban ikinizi de öldürür. Zaten ölüden farkın mı var? Gideceğim işte. Çok kötü şeyler olacak kızım, çok. Kötü şeyler olacak. Bu defa affım olmayacak. Gözünü dört aç. Beni duydun mu? Dört aç. Emrin olur beyim. Neler oluyor Kenan? Çingeneler. Gelmişler yine. İyi de sen neden bu kadar sinirleniyorsun? Buralarda çok olur bu oba çingeneleri. Bilmediğin çok şey var Taner. Onlar benim hayatımı, kaderimi değiştirdi. Efendim? Taner, benim canım. Gene hesap sormak için mi arıyorsun? Hayır, ben senden özür dilemek için aradım canım. Demek hatanı anladın. Evet, buradakilerin ağlamaları, zırlamaları moralimi bozdu. Ben de senden çıkardım hıncımı. Beni çok şaşırttın sevgilim. Telefon açıp da öyle konuşunca. Özür diledim ya aşkım. Sana olan güvenim sarsılmıştı. Aptallık ettin. Çok özledim seni, çok. Seni görememek, sana dokunamamak beni kahrediyor sevgilim. Ben de seni çok özledim. Bana anlatacağın bir şey var mı? Aynalı Tahir'le ilgili bir şeyler. Bugün senin korumaların geldi. Ee? Para istiyorlar Taner, çok korkuttular beni. Sen de yoksun, yapayalnızım burada. Vay şerefsizler vay. Sen
Sen hiç üzülme minik kuşum. Ben onların hesabını görürüm. Hiç korkma. Gelmeyecek misin? Seni göremeyecek miyim bir daha? Nasıl geleyim sevgilim? Olanları bilmiyormuş gibi konuşma. Ama seni çok özledim. Sensiz yapamıyorum. Sıkıldım bu zavallılardan. Ben geleyim yanına o zaman. Sen mi? Ben ya. Yalvarırım sana. Taner, kurtar beni buradan. Bıktım bu insanlardan. Neredesin söyle. Henüz erken. Görüşmemiz için çok erken. Hani beni seviyordun? Aşıktın. Şimdi istemiyor musun? Öyle mi Taner? Alev, sevgilim ağlama. O zaman ağlatma. Benden başka kimin var? Kimimiz var birbirimizden başka? Bak, beslediğin adamlar bile ihanet ediyor sana. Çok eski bir arkadaşımın yanındayım. İstanbul yakınlarında. Ama gelsen bile burada kalamazsın. Kim bu arkadaşın? Sen tanımazsın. Kenan isminde, çok eski bir dost. Seni bir kez olsun göreyim aşkım. Başka bir şey istemiyorum. Seni görmek için yalvarayım mı yani? Şile civarında bir çiftlikte. Hangi çiftlik? Adres? Henüz daha erken Alev. Dikkatler üstüne çekme. Biraz daha dayan sevgilim. Ama Taner hayatım. Ararım yine. Seni seviyorum. Seviyormuş. Sen kendinden başka kimseyi sevdin mi hiç? Ben seni belki bir daha görmeye gelemeyeceğim ama seni birileri görecek. Geldin canım. Çok bekledin mi? Seni beklemek bile zevk Alevciğim. Nereye gitmek istersin? Karnım aç, bir şeyler yiyelim. Sen ümret yeter ki. Kızım. Kadınlara nasıl davranacağını o kadar iyi biliyorsun ki. Ben hayatım boyunca senin gibi bir kadın aradım Alevciğim. Kahvelerimizi çardakta içelim istersen. Olur. İyi geceler. İyi geceler. Hanımefendi gelmedi mi? Yeşim Hanım çok kötü, onu bırakamadım. O pislik sanki yer yarıldı, dibine girdi. Öğrenebildiğim tek şey bir sevgilisi olduğu ve kadının da burada, İstanbul'da yaşadığı. Kimmiş bu kadın? Nerede oturuyor? Öğrenemedim. Ama o kadına ulaşabilirsek anı yerini bulmamız çok kolay olacak. Onun yanında saklanıyor olabilir mi? Sanmam. İstanbul dışına kaçmıştır. Ama fazla uzaklara da gidemez. Polis her yerde onu arıyor. Bulacağım. Arayacağım. Her yer. Karış karış. Boşa zaman kaybedersin aynı. Biraz sabret,
İzini bulacağız. Beklemek. Öyle eli kolu bağlı olmak kahrediyor beni. Öldürüyor. Acım her geçen gün artıyor. Nefretimde. Ne yapacağım ben? Nasıl kaçacağım? Afiyet olsun. Sağ olun. Dediğim gibi Kenan. Bütün gayretimi bu işten kurtulmaya dönüyorum. Sonra... Başka bir şey arzu eder misiniz Kenan Bey? Hayır, teşekkürler. O zaman peki iyi geceler o zaman, ne diyeyim? İyi geceler. İyi geceler. Evet Ana, seni dinliyorum. Her şeyi çözeceğim Kenan. Hayatımı tek deli kız, vallahi ama, deli bu ayol, ama deli Allah. Ama bana kötülük yapan herkesten de tek tek hesap soracağım.
Yavrum. Nereden duydun be geldiğimizi hemen? Yoksa kuşlar mı söyledi sana ha? Duydum işte. Ben de kaçıp geldim duyduğum gibi. Hoş geldin. Dalyam. Hoş geldin kız. Ne çabuk duyuverdin de geldin. Daha yeni kurduk buracığı. Duyarım ben. Bilmez misin? Burada benden habersiz kuş uçmaz. Vallahi bu sefer boş geldin. Ama bir dahakine söz, o kırmızı çikolatalardan getireceğim, tamam mı? Tamam. Olsun be, sen geldin ya. Tamam, tamam. Evet. Hadi be şoförler, sıkmayın geldiği gibi kızı. Aa, öküz gibi bakarsınız. İnsan mı görmediniz be? Gel kız, oturalım seninle. İki kelam edelim. Oturalım. Hadi, hadi. Senin gözler onu ara. Nerede? Gelir şimdi. Beygirleri sulamaya gitti. Nasılsın bakalım Dalyacığım? Mendebur baba nasıldır? Aman aynı işte. Nasıl olsun? Hep aynı. İki lafından biri küfür, diğeri de azar. Kalk kız Dalya, oturacak mı böyle? Kalk hadi kalk, ayıp etme. Hadi kız, özlemişsindir cümbüşü. Hadi bakalım. İyice. Sanki çadırda büyümüş. Kan çekiyor tabii. Sus be bunak. Ne biçim konuşuyorsun? Duyan da tövbe tövbe. Dalya. Dalya. Geldin ha? Gelmez miyim? Ne çok özlemişim seni. Ne çok. Çok mu hakikaten? Çok. Bak sana söyleyeyim. Bunlar ayrılamayacaklar. Daha da bırakamazlar birbirlerini.
olacağını tahmin etmeliydim. Beş, dört,